Sayın Divan, sayın belediye başkanlarım, benimle aynı yüreği, aynı zihni, aynı düşünceyi ve aynı karını taşıdığına inandığım Bestami başkanımız söylediği gibi emmi olarak hepinize erişim selamıyla. Selamun aleyküm. Bir selam başkanım, isminizle alalım tekrar. İsmim İzzet Şevkedoğlu. Erciş Karaboyunlu Türkmenleri Kültür Derneği Başkanıymış. Şimdi Erciş'ten bahsetmeden söze başlamak istemiyorum. Dışarıda bir abimiz söyledi, dedi ki nereden geldin, nerelisin? Erciş'liyim dedim. Yani Erciş ne? Erciş'le buranın Türkmenlik bağlantısı ne? Diye bir soru sordu. Bütün tarihçilerin üzerinde birleştiği bir nokta var. Karakoyun Türkmenleri Horasan'la Törebey komutasında 1300'lerin başında 30 bin çadır olarak Erciş'e gelip yerleşip Erciş'i yurt ediniyorlar. Daha sonra beyleri Kara Mehmet ve Kara Yusuf döneminde bir devlet haline geliyorlar. Erciş başkent olmak üzere. O devlet zamanında Çukurova'dan tutun Erzincan'dan Musul'dan, Kerkük'ten Nahçıvan'a kadar bu Türkmen 30 bin çadır dağılarak ayrı ayrı isimler adı altında oraları kendine yurt ediniyor. Tarihçi Faruk Sümer diyor ki her ne kadar da Erciş'te devlet adı yönetim şekli değilse de oradaki asli unsur Karakoyun Türkmenlerinin öz sorunlarıdır. Aynı şekilde 1600'ün başında yazılmış olan Şeref Han şereflemesinde Büyük Kürt Tarih kitabında Erciş'i anlatırken der ki bir kısım Ermeni köyleri hariç Erciş ahalisinin hepsi Türkmendir. Peki bütün tarihçilerin söz birliğiyle onayladığı bu Erciş'teki bu Türkmen ne oldu? Ya da sizler, ya da Türkiye'nin batısında yaşayanlar, İç Anadolu'sunda yaşayanlar, bu Türkmen topluluktan nasıl bir haber yaşadınız? Niye bir haber olmadı? Niye bir haber olmadı? Özellikle bunun suçu biz Erciş'li Türkmenler'de yatıyor. Aynı suç şimdi bütün Türk milletinde var. Rahavet, rahatlık, kendini rahatta hissetme. Bize diğer yerlerdeki Türkmenlere verilen isim gibi işte kimi yerde yürü, kimisi tep başka isimler adı altında bize de yerli dediler. Bu yerli kavramını biz öyle bir kabul ettik ki öyle bir benimsedik ki o bölgede yaşayan beraber yaşadığımız Ermeniler de bize yerli dediler. 1850'de o bölgeye Abdülhamit'in getirip yerleştirmeye başladığı Kürt aşiretler de bize yerli dediler. Bu yerliği kabul ettikten sonra kendimizi o kadar rahatta hissettik. Asıl kimliğimiz olan Türkmen kimliğini unuttuk. Hamkili dilimiz saf Oğuz Türkmencesidir. Adetlerimiz, geleneklerimiz, örflerimiz. 1000 yıldır orada mezarlarımız var. O mezarlarımız, taşlarımızın hepsi buram buram Türkmen kokar. Tabii benim Facebook'ta paylaştığım bir şey var. Karakoyunların ya da Türk tarihinin gelmiş geçmiş en cengaver, en yiğit beyi Kara Yusuf Bey'in ki hayatını burada anlatmaya kalksak uzun bir zaman alır. O beyimizin kümbeti yıkıldı depremde. Ne Kültür Bakanlığı ne de başka bu işte hassasiyet taşıyan siz zat muhteremler hiçbir kimse bu işe eğilip o kümbeti onarmadılar. Oradaki o kümbetler, o Karakoyun Türkmenlerinin kümbetleri, mezarları o bölgenin Türklüğünün mührü sembolüdür. Onlar yok edilmek istedik. Biz de buna göz yüzüyoruz. Sonra bu ben yani bir şehir bir ülke demektir. O şehirdeki halkı iyi analiz ederseniz o ülkeyi analiz edersiniz. Başkan kilise isteseydin yaparlardı. Sen yanlış biliyorsun. Haklısın. Her şeyi analiz ettik. Ne oldu? Biz niye ya? Bu çok güzel bir Türkçe konuşuyor. Hani Emrah'ın bir elçisi Emrah'ın çok güzel bir dövüşü var. Man Emrah derler, Arap oyunlu. Namertler içinde yiğit oyunlu.
Al gibi pısmanak, erkek boynlu, biz Türk'ün Türklük'ten dermanımız var diye. 1700'lerde yazıldı. Tahtı yalan Türkmen Türkler'den. Ama biz Türkmenliğimizi unuttuk. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi rahavet. Diğeri ise 70 yıl boyunca verdiğimiz savaş. Bu verdiğimiz Osmanlı'nın verdiği ve Kurtuluş Savaşı'yla biten o savaşta maalesef hani diler ya işte beraber öldük. Bu coğrafyada işte o zamanki coğrafya ta Hicaz'dan Taviyana kapılarına kadar o coğrafyadaki o milletlerin hepsini beraber öldük diyorlar ya. Buna hikaye hikaye. Ölenin hepsi Türkmen çocuğuydu. Hepsi Türk çocuğuydu. İki nesil birden yok çocuğuydu. Türkmen tarihi, Türkmen tarihi yazılı değil. Biz Türkmenler dededen oğula, oğuldan da torunu aktarılır. Aile şeyi olarak da. Ama bu iki ay nesil yok edilince ortada dededen toruna anlatılmadı kim olduğu. Biz bir bedel ödedik. Bedel ödemeyenler bugün bizim ülkemiz üzerinde hak iddediler. Bizden eşit düzeyden daha fazla hakları talep ettiler. Ve biz buna göz yumuyup başlardakiler de onay veriyor. Velhasıl biz Türklüğümüzü unuttuk, Türkmenliğimizi unuttuk. Gün geldi, Erciş'te korkunç bir göç başladı 80 sonrası. O buram buram her tarafında Türkmenlik kokan Türkçe, toylarımızda biz sadece Türkmen Türkçesini çalar, öyle oynardı. 10 yıl sonra ben bir gün fark ettim ki, ocak başkanıyım o ara, ben bir gün oyun oynuyorum arkadaşımın düğününde, militan Kürdistan parçası çalıyor, ben de mendil sallıyorum başta. Pat mendil elimden düştü. Eyvah! Toylarımız gitti, düğünlerimiz gitti elimizden. Ben bile asimli oldum, onlar gibi oynamaya başladım. Sonra bir şey söylemeye başladılar bize. Sen kimsen yerlisen? Ya yerli kim kardeşim? Uzaydan mı geldin? Mars'tan mı geldin? Siz kimsiniz? Biz Türkmeni. Ne Türkmeni kardeşim? Burada Türk mü yaşamış? Hepimiz Kürt'üz. Ya adam 20 yıldır Erciş'e gelmiş. 20. Adam 1000 yıldır ben atalarımın mezarı var orada. Bana dedi ki hayır. Sen de Kürt'ün. Okmuş bir Türkmen dediğin zaman dışlanma. Okmuş bir baskı oluştu üzerimizde. Birçok aile yani korkudan diyelim, başka bir şeylerden ve devlet yetkililerinin yani atıp tutan devlet yetkililerinin Kürtçüleri desteklemesi neticesinde bütün yolları onaylaşması neticesinde evet işte benim bildiğim en az 1000'e yakın Türkmen aile Kürtleşti. Soysuzlaştı, sopsuzlaştı, haksızlaştı. Cinsini, cibiliyetini inkar etti, babasını inkar etti, kendine yeni bir baba buldu. Şimdi biz bir dernek kurduk, Erciş Karakoyun Türkmenleri Kültür Derneği diye uyandırmaya çalışıyoruz. Ha uyandırırken başımıza bela alıyoruz mu? Allah, elhamdülillah. O baş ki 1000 tane baş patlar ne neye yarar? Ben önce bir eleştiri yapacağım, sonra sözüme devam edeceğim. Biz bir deprem yaşadık. Depremde Diyarbakır Belediyesi, Batman Belediyesi getirdi şehrin tam ortasına büyük dev bir çadır kurdu. Birini mescit yaptı, birini de yemek yaptı. Allah'ın bir lütfu diyelim. Depremde ağırlıklı olarak biz yerli Türkmen ailelerin çocukları öldü. 5 gün boyunca birçok cenazemizi bekliyoruz. Bu ara bir yağmur, bir şiddet, bir fırtına. Dedim ki öz dayıma. Dayı dedim git bari hiç olmazsa bir sıcak çorba iç. Tabii beni biraz şeyli büyüttüler de. Bana kızmayan babam, dayım da hiç şey etmezdi. Bana bir hakaret etti. Oğlum dedi, onlar köpek dedi, onlar bölücü dedi. Ben onları çorbasına geçerim. Çadır kurmasını beklerdim. Hiç olmazsa dayımı gönderdim. Ben ne iş çarşı oldum biliyor musunuz? Ulan üşüyor dediği için o çarşı grubunu. Şimdi aynı sorun Türk milletinde var. Getirdiler 5000 yıllık
bir gene, bir ana, bir kübe onu besleyen bir kültüre, adada dayalı milletlik anlayışını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla sınıflandırdılar. Yani ipek ipliğiyle bağlı yaptılar. Rıf diye kopabiliyor. Senin milletlik anlayışın, Türklük milletlik anlayışın vatandaşlıkla sınırlıyken seninle beraber büyüyen ama kendini senden ayrı gören başka bir milletlik anlayışı gene ırka, aşirata dayalı çok güçlü aralarında bir birliktelik sağlayan bir milliyetçilik olarak yükseliyor. Sizler belki biraz hassassınız. Ama Türkiye'nin hiçbir yerinde, çünkü bir millet bir vücut gibidir. Bir uzunda bir yara, bir sızı olursa onu kendinde hisseder. Ama Türk milleti kana, gene, ırka dayalı bir milletlik anlayışına dayalı olmadığı için Türkiye'de bizim Türklüğümüzü, orada yediğimiz darbeyi, acısını hissetmiyorsunuz. Ben bunu çok net biliyorum. Çünkü bakın biz 4 ay evvel, tam 4 ay evvel Elçi'de bir sıkıntı yaşadık. Bizle alakası olmayan sınırlarımızın dışında bir tane ilçe savaş verip bizle alakası olmayan bir millete karşı. Orada iki grup savaşı, iki grup Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurallarında terörist diye ilan edilmiş. Bu iki grup hakkının bir tanesinde bizim başbakanımız bir söz söyledi. Ya sanki Elçi'deki Türkmen orada öldürülmüş gibi onursuz ve şerefsizde bir yürüyüş yapmak istediler. 5000 kişiler şehire girdiler. Bizde 3 cadde var. Bir tanesi Zeylan Caddesi, ağırlıklı olarak Aşil Türklerindir. Diğer 2 cadde Atatürk ve Emniyet Caddesi yerli Türkmenlerindir. O caddeye hiç dokunmadılar. Bizim caddemizi tam 150 dükkanı bütün halkımıza hakaret ederek yaktılar. Ne devlet vardı, ne polis vardı, ne jandarma vardı. Kafalarına göre yaktılar. Bir de karşı geleni dövdüler, hakaret ettiler. O olaydan hemen sonra biz tespit ettik, 150 tane Türkmen aile göç etti hemen. Şimdi niye göç etti biliyor musunuz? Eskiden biz Türkmenler orada çok sıkı dayanıyorduk, her şeye göğüs geliyorduk. Köroğlu'nu bilir misiniz? İki gücü var, bir altındaki Kıratı, bir de Çamlıbel. Sıkıştı mı belini dayarmış, yardıma gelirlermiş. Bizim Çamlıbel'imiz devlet. Çamlıbel'e belimizi dayadık, bizi vurdu. Çamlıbel'e sığındık, hapse attı. Böyle Çamlıbel olmaz. Bu adamlar görüntülü olarak, ben bizzat şahitim, gittim kendim de izledim. 65 kişiyi gözaltına aldılar, görüntülü olanları, diğerlerini almadılar. Hatay cezaevinde yattı biliyor musunuz? Bu yağma yapıp Türkmenlerin bütün dükkanlarını yapan insanlar. Tam 3 ay. Sigara kaçakçısını bile 6 ay tutuyorlar içeride. Kim emir verdi? Kim biliyor musun? Belki bu söylediğim söz yarın bana kötü olarak gelecek. %99 çözüm süreci altında Sayın MİT Müsteşarı Hakan Fidan. Nereli biliyor musunuz? Erçişli. Seyitkan aşiretinden bir Kürt köken. Ne oldu biliyor musun? Ben buraya gelmeden önce onlardan bir tanesi böyle elinde telbi sallaya sallaya o caddede gidiyordu. Bizim dükkan arkadaşlarımızdan bir tanesi ağlamaya başladı. Ben de niye ağlıyorsun dedim. Nasıl ağlamam dedim. Şu dağaya bak dedi. Hem yaktı hem hakaret etti hem de şimdi gözümün önünde gezin elimizi bile süremeyiz. Bu ölümden daha beter bir gamdır. O adam ölse iyidir, kurtulur. Ama o gam her gün o adamı öldürür. Tam biraz önce abimiz bir şey söyledi. Ne abimizdi? Çok güzel bir şeyler söyledi. Ben buraya niye geldim biliyor musunuz? Türk milletinin bir bazı kararlar burada alacağına inandığım için burada yolu geldim. Bunların başında da benim sizden istediğim ne? Bir, kardeşim Türk milleti böyle herkesi içine alan bir vatandaşlık kavramı değil. Türk milleti örfü, adeti, geleneği, tarihi, kültürü ve ırkı Türk olan Türk milletidir. Ben vatandaşlık milleti değilim. Ben ırk olarak, gen olarak
Kimimiz Oğuz'uz, kimimiz Ay'ız, kimimiz Yuva'yız. Ama sonuçta biz Türkmen. Yabanlar özünü bizden hissetmeyi diye biz sevinmeyecek miyiz? İkinci bir karar alınmasını istiyorlar. Türk milletini var eden kasa ve sevinçte bir araya gelmek. Bizim bir tane sembol sevincimiz var. Nedir? Çanakkale. Çanakkale'ye giren ordunun hazırlayan İttihat Terakki üyeleridir. İttihat Terakki'nin hazırlayıp savaşa soktuğu o orduda Türk'ün haricinde bir tek tane başka ırk yoktur. Erçişli Çanakkale'de vardır ama Erçişli 1913'te Türkmen nüfus, diğer nüfusun 5 katıdır. Ermeninin 10 katıdır, Kürt'ün 10 katıdır. Burada ölen Erçişli Türkmen'dir, Ruhami Türkmen'dir, Ahrimi Türkmen'dir. Niye bunu idrak edemiyoruz ya? Niye illa orada bir Erçişli ölmüşse bunu getirip başka bir millete yol ediyoruz? Birileri çıkıp Ermenistan'ın başbakanını çağırıyor, diyor ki gel ortaklığı düzenleyelim. Ne ortaklığı düzenliyorsun? Benim yiğitlerim bir yüzü görmeden orada öldüğü vakit bu kavga beni arkada bularken bunu nasıl bana ortak edersin? Benim sevincim tektir, benimdir. Çünkü ben onu barımla öderim. Ben ona sevilme hakkım var. Beni vuranların benimle beraber orada sevilme hakkı yoktur. Buna faşizm desinler. Ayet ne diyor? Kınayanların kınamasını aldırmayın. Kınamışlardır onlar çünkü ihanet etmişlerdir. Bir de Allahu Ekber dağlarında bizim bir yasımız var. Türkmen dernekleri olarak, konfederasyonlar olarak oraya el basın. Suyut'a el bastığınız gibi. Orada yiğit bir Türk evladı, Turancı bir zihniyet taşıyan önce Enver Paşa'yı bu ülkeye bir anlattı. Bu yiğit oğlu yiğidi bu düzeni kuranların bize yanlış anlattığını da anlattı. Bunu tartışacak değilim, özür dilerim. Yani buna da girmek gerek yok. Ama gerçekten bunu bir anlatın. Allahu Ekber dağlarında neler oldu? Sahip de çıkın. Sevincimizi beraber paylaşalım. Saf Türk'ündür. Ordu ölen de saf Türk'ündür. Buna sahip çıkalım. Biz dernek olarak yani şimdi bazı şeyleri anlatmak istemiyorum. Baskıları, bize tehditleri. Mesela en son gelmeden bir hafta önce ben derneğin broşürlerini dağıttım. Broşürleri Facebook'umda da paylaşmışım. Barokun Türkmenleri Kültür Derneği diye. Hep Engel Güçleri Başkanı geldi. Benim de çocukluktan arkadaşım. Reis dedi, bak bu çok büyük bir tepki alıyor. Önünü ben dahi alamıyorum. Aklıma Mustafa Kemal'in, Gazi Paşa'nın İngiliz'e Erzurum Kongresi için verdiği cevap geldi. Alamazsan alma. Ama şu anda adamlar ne hikmetse bana belki de saygı duyuyorlar. Yani yoksa bir dakikada beni ortadan kaldırma çünkü orada devlet yok. Yani devlet yok, size garip gelecek yok. Cidden yok. Adam yaz boyu. Bizim Erçin üstünde Aladağ var, Karakoyun Türkmenlerin büyük lideri Kara Yusuf Paşa'nın yazdığı, Timur'un yazdığı olarak kullandığı yer, şu anda onların elinde karargah kurdular. Bütün zenginlere sadece telefon, faturan bu kadar. Sıkısı ödemesin. Bizzat gidip ödüyorlar. Bizzat. Allahları var, biz Türkmenlerden hiç istemediler. O huyları da var. Devlete şikayet etti birkaç kardeşimiz. Devlet tek cevap verdi. Bizi bağlamaz. Bizi ilgilendirmez. Geçen Mersin'e gelemedim. Ulu Pamirler, Kırgızlar gelmişti. Kırgızların iki tane gencini kaçırdılar bu yazın. Kırgızlarda 200'e yakın koruyucu var. Hemen atlı ekipler hazırlandı. Ben de gittim. Komutana dedim ki biz tepeyi arkadan çevirelim. Siz buradan önlerini kesin. 5 kişi. Çocukları da alalım. Vali yetişti. Bırakın operasyona kalkınmayı, bırakın gidip çocukları almayı. Gazetenin haberi olursa dedi köyünüze bir zırnık yardım yapma. Bunu vali diyor. Bir hafta sonra rica minnet çocukları getirdiler, teslim ettiler. Peki onurumuz mu oldu?
kendimizi güvende hissediyor muyuz? Ya ben Erciş'i canından çok seviyorum. Çünkü dedelerim orada. Benim yurdum orada. Bırakmak istemiyorum. Ama bana duydukları saygıyı çocuğuma duymayacaklar. Ne dedim? Mücadele etmen lazım. Senin yurdun, senin başkentin. Ya bunu, yani bunu neye sığdıracağız biz Erciş? Erciş Türkmen'in başkenti. Söğüt başkentlik yapmamış ama Erciş başkent. Bursa gibidir. Bursa'da eşittir Erciş. Ne olacak? Tepki edeceksin. Onların istediği bu mu bu? Devletin istediği bu mu bu? Ben devletin yetkilileriyle görüşmek için Ankara'ya gittim. Önce beni bir kamu güvenliği müsteşarlarıyla 5 sefer görüştüm de hepsi hava civa hikaye onlar. Sayın Başbakan'a ulaşmak istedik. Beni bir tanesinin önüne çıkardılar. Bunu anlattılar. Anlattım. Sen böyle mi konuşacaksın dediler. Böyle sorunları böyle mi anlatacaksın? Her dediler. Seni de kovar, bizi de kovar. E ne yapayım şimdi, kovacak diye gerçekleri, doğruları, hakikatleri söylemeyelim. Yani orada devlet yoksa yok demeyelim. Ama dayanacak mıyız? Vallahi dayanacağız. Mecburum. Destek görecek miyiz? Yok. Niye? Devletin yetkilileri bize bir şey olsa bile yarın ortam bozulmasın diye emin olun bize bir tane kara leke vuracaklar. Vatan hainliğini ilan edecekler. Belki de beni Kürtler ve Türklerin arasındaki savaşı kışkırtmakla suçlayacaklar. İki kardeşi birbirine vurmakla suçlayacaklar. Birçok milletin de onaylayacak. Bunu biliyoruz. Ama biz yine de gam etmiyoruz. Çünkü biz okuyarak geldik. Ama elçide herkes okuyarak gelmedi ki. Orada 25 bin nüfus var. Emin olun böyle devam ederse 10 yıl sonra 1000 tanesi hariç 24 bini Kürtleşir. Şimdi ben Kürtlüğe karşı bir adam değilim. Kürtlerden çok can ciğer dostlarım var. Bir Kürtmen de evliye. Nenem de Kürt. Ama kardeşim, eğer bir topluluk bu ülkenin bir coğrafyasında benim milletime alternatif bir millet ismi değilse, benim dilime alternatif bir dil o coğrafyayı hakim kılmak istiyse, ekonomisini Kürt milliyetçilik ekonomisi üstüne, kültürünü Kürt ekonomisi kültürü üzerine kurup benden bir bölümünü istiyse, benim can düşmanımdır, sevmeyeceğim. Sevmeyeceğim. Kardeşler edinmeyeceğim. Yarın uçacağım onların içine. Hiç umurumda da değil. Onların yüzüne de değil. Yani benden, bana alternatif, benden bir şey isteyeni sevmeyen kardeşim. Niye sevmeyen bilirsiniz mi? Çünkü benim ırkım, benim milletim bu topraklar için o kadar bedel ödemiş ki. Ya iki nesil yok olmuş. Diploma alamadan ölen çocuklar var, lise diploması olmadan. Ama biz millet olamadığımız için yüreğimiz yanmıyor. Ama onların yüreği Kobani diye bir yer için yani ve onun için de beni komşularını vurabilirler. Biz onlar kadar dirençli değiliz. Çünkü niye biliyor musunuz? Aidiyatlık duygumuzda zayıflık var. Aidiyatlık duygumuz eğer ki vatandaşlık aidiyatlık duygusuyla milletlik anlayışına bağlıysa tanık ipliğiyle bağlı. Arabamızın kirasını ödeyelim, evimizin senetlerini ödeyelim, lüks bir kahvede bir de bir çay içtik mi, bana ne Erciş'teki Türkmen'le o da Kürt'teysin kardeşim diyebilirler. Çünkü bu yürekle alakalı. Ya Allah rızası için bu milletin, bu ülkeyi yönetenlerin özellikle devleti olan, kendi kendine yaşayabilen, rahatça oruç tutup namaz kılan, Gazze'deki bir Müslüman öldürüldüğü zaman hepimiz yanıyoruz. Ama sırf oruç tuttu diye 60 tane idam edilen Uygur, Türk'ü ve onları haktır diyen diğer bütün akrabaları için de yansaydı ya. Niye yanmayız? Çünkü Türklükleri Türklük değil. Ya bizim bile Türklüğümüz Türklük değil kardeşim. Önce ana temelde biz Türklüğümüzü kazanacağız. Benim nazarımca azizane görüşüm Türk milletine bunu aktarır.
Çalışmalarınızı bunun üstüne yapın. Zaten bu millet, bu millet, ha diyeceksiniz ki bu millet Türklüğünü nasıl unuttu? İşte dediğimiz gibi, yani 70 yıl süren bir savaştan sonra babadan oğlu aktarılmayan, dededen torunu aktarılmayan bir soykütüğü olmadığı için herkes kim olduğunu unuttu. Ama bunu yeniden diriltmemiz lazım, yazdığınız diriliş gibi. Eğer biz Türklüğü diriltmezsek, gene erkar, kavme, dayalı bir millet haline getirmez, vatandaşlıkla sıfatlandırırsa, Uygur vatandaşımız değil, ölürse ölsün. Kerkük vatandaşımız değil, kardeşim, ayrı bir Türktür onlar. Ölürse ölsün deriz. Ama yok, onlarla aynı kanı taşıyacak değilse, o zaman bu fikri de benimseyin, bu fikri de halkımıza anlatın. Bir de, başkanım kusura kalmayın. Allah Zülcelal Hazretleri nasip eylerse, bizim baharım, eğer işte Karakum Türkmenleri olarak bir şeyler organize etmeyi düşünüyor. İnşallah o zaman herkese bu bilgiyi aktaracağız. Oraya da bekleriz. Bu bir nasip meselesi. Allah razı olsun hepinizden, beni dinlediğiniz için hakkınızda helal edeyim.